Ne beden ne zihin olmayan sen. Yani daha doğrusu tam Türkçeyi doğru kurayım. Ne, ne beden ne zihin ne duygu olan sen. Bunların hiçbirisi olmayan bir şey o. Çünkü beden yediklerinden birikiyor. Hafıza yaşadıklarından birikiyor kadar, Duygular deneyimlerinden geliyor. E bunların hepsi benim deneyimlediği birikimler aslında. Yani beden nasıl konuştuk ya el sen misin senin mi? Uh -huh, e bu, uh -huh. bu el benim yani ben değilim. Beyin de öyle. Vücudun her tarafı da ben değil benim. Zihin de böyle, hatıralar da böyle, duygular da böyle. Dolayısıyla o öz dediği şey işte felsefede töz, tikel, fitur falan diyorlar ya. Hı hı. Işte o böyle bir soyut bir şey aslında. Bu dünyayı deneyimleyen varoluşun bizim işte simgesel olarak tarif ettiğimiz şekli. Buna güvenmenin aslında ya da bunun güvenle hareket edebilmesinin vasatlarını aslında anlamaktan bahsediyoruz. Mesela işte o kendilerine çok düşük puan veren genç arkadaşlarla da konuşuyorduk geçen gün. Mesela benim kafamda şöyle çalışıyor işte kelimeler üzerinden gitmeyi seviyorum ya. Veliler bazen çocuğumun özgüveni eksik, ben özgüvenli çocuk istiyorum falan diyorlar. Özgüven nedir diye sorduğumda 5 dakika sonra hepsinin bildiğin atarlı ve terbiyesiz çocuk arzu ettiğini öğreniyorum. Yani vurana o iki tane çaksın falan. Öğretmeni gık yapınca o atar yapsın, böyle ortalığı karışsın. Halbuki özgüven böyle bir şey değil. İlk etapta da anlatamıyorsun ama özü biraz önceki bir kenara koyalım. Güvene bakalım bize. İşte güvenmek. Nedir güvenmek? Biz yanında kendimizi emniyette hissettiğimiz, sıkıştığımız durumda desteğini alacağını umduğumuz şeylere güveniyoruz. Ve benim güvenle gidip en sorduğum soru işte dünyada en çok kime güvenirsin? İnsanlar acık düşününce hemen anne diyorlar. Ölmüş ya da hayatta olsun hiç fark etmiyor. Anne figürü çoğu zaman en güvenilir varlık. Peki anneye güvenmemizin tam sebebi ne? Kas gücü mü? Şimşek saçan bakışları mı? <laughs> ne bileyim çok iyi terlik fırlatması mı? Bunlar hiçbirisi değil. Anne bizim için her türlü fedakarlığı yapacağını bildiğimiz neredeyse tek varlık olduğu için babalardan özür diliyorum. Ben de bir baba olarak performansımız o kadar iyi değil. Ama anne gerçekten hayatını gözünü kırpmadan fedazik bir yapılanmaya sahip olduğu için fedakarlık karşılığında müthiş bir güven hissediyoruz mesela anne figürüne karşı. E şimdi güven fedakarlıkla böyle bağlantılıysa, bir insanın özüne güvenebilmesi için bu fedakarlık meselesinin bir ele alması bence faydalı olabilir. Mesela kendimiz için, yani özümüz Güzel için... Güzel bir yerden yaklaştın. Tabii tabii. Ya bu ilginç çünkü bende çalışıyor. Özümüz için ne fedakarlık yapıyoruz ki özümüz bize, biz özümüze güvenelim? Mesela fedakarlık derken nedir? Yeme içmeyi kesemiyorum abi. İşte sosyal medyayı kısamıyorum abi. YouTube çok güzel, Sinema, tiyatro, arkadaşlar, lay, lay lom. Ama işte birisi de bana para versin de ben rahat rahat yaşayayım falan. Şimdi böyle bir ikilem içerisindeyiz ama bazı tipler diyor ki yarın o lay, lay lom hayatı yaşayabilmem için bugün şunu şunu yapmam lazım ki ben şu amaca gidebileyim. O zaman mesela onların hepsini bugün de yapabilecekken fedakarlıklar yapmaya başlıyor özün senin için fedakarlık yani senin onun için fedakarlık yaptığını deneyimlediği zaman bir güven ilişkisi gelişiyor. Sen kendine yatırım yapan, kendini geliştiren bir amaç doğrultusunda kendine inanıp adım atmaya cesaret eden bir insan oluyorsun artık. Sen i̇şte özgüven dolayısıyla zuhur eden bir şey. E biz ne yapıyoruz abi? Eğitime bak, kültüre bak, şırıngayla özgüven yüklemeye çalışıyoruz. Önce bir kere hepsini ciğerinden söküp alıyoruz çocuğun. Denileni yap. Bak Hatice'nin oğlunu hep biçim yapıyor, sen yapamıyorsun. Hep bir şeyde senden daha iyi olanları gösterip sen aptalsın, salaksınla yüklenen bir kültürel kodlar dizgesi. E bunların içerisinde öz nerede, güven nerede? Bunda zaten işimiz yok. Sonra yaş kemale eriyor. Mesela ilk aşama atıyorum üniversite zamanındasın, üniversiteyi bitiriyorsun, hayata atılacaksın. Ulan chat GPT çıkmış, YouTube zibilyon tane parlak fikirle dolu. Herkes senden daha akıllı, daha mutlu, daha güzel gözüküyor sosyal medyada. Ne no halt diyeceğim ben sen evde pijamayla böyle süklüm püklüm oturuyorsun. Dünya almış başını gidiyor gibi. Ve hakikaten elin kolun kalkmıyor. Mesela burada işte tam iç keşif yapmanın işaretlerinin geldiği yer. İşte burası ben ne istiyorum ne seviyorum falan. ama çocuk ne yapsın 15 senedir hiç sormamış, sordurmamışlar. Böyle bir imkanın olduğunu bilmiyor gariban yani. Ben oturayım da bir kendime sorayım falan yok. Deneyim yok ki. Dolayısıyla bunu işte birbirimize hatırlatma. Mesela benim en çok önemsediğim kısım burası. Bizim sonra gençlerle bir buçuk gün kadar beraberdik. Abi ben bu kadar, ya benim de onların da şaftımızın kayacağını hesaplamamıştım. Mesela hakikaten sokakta bu konuları konuşan yok ya. Konuşulmuyor bunlar. Yani herkes bir şeylerin peşinde ama neyin peşinde olduğumuzu bile tarif etme gibi bir ihtiyacımız yok. Başarı istiyoruz, ne olduğunu kimse bilmiyor. Mutlu olmak istiyoruz, kimse ne olduğunu bilmiyor. Özgüven istiyoruz, bir haberiz. Öz disiplin dediğimiz mesele de IBM isteyince merak ediyoruz. Ne ola ki? İşte öz disiplin bu fedakarlık alışkanlığı. Yani şimdi bunu kenarda tut. Mesela benim şimdi kendim gibi bir gür saçlı arkadaşla oturup burada iki saat, üç saat lafın belini kırmaktan daha iyi yapacak bir işim yok mu? Ama burada ben bir toplumsal fayda üretiyorum. Gidip orada Kebapları gömmekten sonra oturup burada zaman geçirmek benim için iyi oluyor. Bak bu şeylik değil. Ali fedakarlık falan değil. Bana iyi geldiğini öğrendiğim bir şey. Ve bir süre sonra beni kendine daha güvenli bir insan yapıyor. İşte burada laf biriktiriyoruz, fikir kazıyoruz. Sonra gidip kitap yazıyoruz. Orada burada anlatıyoruz değil mi? Yani hayatı bu şekilde yaşayarak hayattan hasat almayla ilgili bir şey özgüvenli, özdisiplin. Yoksa dışarıdan böyle birinin sana dayatmasıyla falan öz disiplin olamayacağı gibi bizim mesela öz disiplinimizi öldüren en önemli etken de şey bu geleneksel disiplin. Çünkü bak şimdi polis yoksa arabayı bırakır Bağdat Caddesi'nin ortasına. Türk böyledir yani. Ama öbür tarafta adam Allah görüyor gibi, Allah yani biz nasıl inanırız ya Allah görüyor diye sözde. Adam devlet sanki Allah gibi görüyormuşçasına her yerde, tuvaletteyken bile adam o kurala göre hareket ediyor. Çünkü orada sistem oturmuş. Ona öyle bir özgüven verilmiş. Evet.